Aslında bir iki rakam... Ya bir soruyu daha bir daha duyalım ya. Bir ülke ceviz oluşu soruyu bir daha alalım da. Şimdi, yani ne üzerine konuştuğumuzu anlayalım. Tekrar edelim şöyle. yıl Epeyce zaman geçti. Yıllar önce Oktar babuna kanser oldu. Ona ilik nakli gerekiyor. Uygun iliği bulabilmek için 100 bin adete ulaşacak kan analizi yapılması lazım diye Türkiye'de bir kampanya başlatıldı. O dönemin Genelkurmay Başkanı'nın adını hatırlamıyorum hakikaten hatırlasam söylerim. O da askeriyeye talimat verdi. Askerler de bu kampanyaya ka katıldı. 100 bin şişe ya da tüp neyse e, kan örneği alındı ve bunlar yurt dışına gönderildi. Şimdi bu günümüzdeki aşı çalışmalarıyla bir ülkeden toplanan 100 bin adet kan örneği arasında bir ilişki olabilir mi? E, sayın hocamız ne söyler? Hematolog olduğu için sayın. Endişe verici bir durum şöyle, var mı? O zaman bir Türkiye'de ilik bankası kurulmasıyla ilgili bir çaba vardı. Biraz o çabayla ilişkilendirildi. Bakanın da o zamanki bakanın da uyarıları aslında yersiz değildi o kadar. Eee bunun daha kontrollü, oldu Ali hani Evet. Osman Allah rahmet durmuş. Ha. Osman durmuş gerçekten hani bu iki şey arasında bir ilişki yok ama şöyle bir ilişki var. Şimdi biraz önce hani yazılanları falan da bakınca Hala siz de söylediğiniz arada yani insanların kafası karışık. Şimdi, Şimdi bize gelen e, sorular var. Oradan anladığım kadarıyla e, ben bir küçük olur, özet yapayım. Olur. Olur. Ya, vatandaş e, ya biz toplum olarak denek mi olacağız? Bu aşı tam olarak e, neye yarayacağı belli olmadan bizi e, bize mi yapılacak bu aşı? Dolayısıyla bizi denek olarak mı kabul ediyorlar? Mutasyon konusunu tam olarak anlayamadık gibi kafa karışıklığına yol açtığını Şimdi bu, görüyorum vatandaşımızın. Bununla ilişkili bir yani basit, çok anlaşılır. Basit. Önce Türkiye'de yapılan bir anketi söyleyeyim size. 2-7 Aralık'ta çok iyi bilinen bir anket şirketi yaptı. İsmini de söylemeye gerek yok. Türkiye'de aşı yaptırırım diyenlerin sayısı yüzdesi yüzde %43 aşı e, kesinlikle yaptırmam diyenlerin yüzdesi yüzde 26. Emin değilim diyen aşı kararsızları yüzde 31. Hani biz diyoruz ya biz yüzde 60-70 e, aşılamalıyız. Şu orana bakılınca zaten insanlar e, yüzde 40'larda falan gözüküyor. Şimdi bizim bu sayıyı artırmamız lazım. Buradaki konuşmaların temel hedefi bu olmak zorunda. Bazen ağzımızdan Hani bu canlı saatlerce süren bir canlı yayında işte demin ben tepedeki diye bir şey söyledim. Yani burada kastettiğim çalışmayı koordine eden e, merkezdir söylediğim şey. Hacertepe'deki bir doktor. E, hepimizin çok bildiği, saygı duyduğu hocalarımızdır. Yani e, bu tür şeylerden her zaman yani biz çünkü halka karşı bir tavır içinde olamayız. Zaten oradan geldik. Şimdi bugün e, Galatasaray'ın başkanı e, sevgili başkanımız yani e, Mustafa Cengiz'le beraberdik dedi ki bizim üzerimize de dedi düşen sorumluluklar var. Biz de sorumluluklarımızı yerine getirelim. Gerçekten de öyle. Yani Türkiye'de rol model olanlar işte bunlar mesela Mustafa Başkan gibi bir takım e, figürler olabilir. İşte siz olabilirsiniz. Sanatçılar olabilir, bilim insanları olabilir. Gerçekten bu aşı işinde aşı retçilerini bir biz, kenara lazım. biz yarın bırakmak Hürriyet lazım. gazetesinde sür manşet Haydi Türkiye Aşıya diye evet. bir manşet attık evet. ve bütün bu Şener Şen, Fatih Terim, bütün o bildiğimiz Önemli sanatçılara da çağrı yaptık bu kampanyaya katılın diye. Önemli bir şey bu, yani, dediğiniz doğru yani. Şöyle, gerçekten aşılamayla 25 bin... Demek ki Hürriyet gazetesine aşı gelmiş. Gelince ya, gelince, gelince. <gülüyor> <gülüyor> Beni niye katmadın zor ya <laughs> Ahmet Hakan? Ben burada iki haftadır aşı gönüllüsüyüm diyorum. Ekranda söylemem yeterli mi? Yoksa, tabii tabii. E, Bence sizin de e, yani, gözler önünde yapmanız gerek. <laughs> yani, Zaten Sayın e, Cumhurbaşkanı söyledi ben de aşı olacağım dedikten sonra. Yani bu e, gerçekten hiç tartışmasız gereken bir şey. 25 bin ölümün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ayda bu aşının tam 25 bin ölümün önüne geçeceği söyleniyor. Müthiş bir şey ya. ya müthiş ya bir evet. şey. Yani %60-70 oranını yani aşılar gelmeden önce bizim bu aşı direncini kırarak e, bir şekilde halletmemiz lazım. Yani herkesin cidden de hiçbir ayrım gözetmeksizin el ele verip bu aşı seferberliğine katılması lazım. Yağız Öyle hocam. değil mi hocam? Yağız hocam, e, otoriteye güvenilmeli dedi İlyas Hoca. Ben dedi, güvenirim dedi ki. Yani e... küçük düzeltme yapabilir miyim? Soruyu sorun ama ben oradaki amacım otorite, bakanlığın kararı ve bakanlık da bunu tek başına vermiyor. Bilim Kurulu veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun verilerini toplayıp bilimsel veriler sonucunda otorite karar veriyor. Uzmanlara yani. O anlamda. Uzmanlara güven. Anladım. Yoksa geçmişte yani. bir bakanımız vardı. O radyasyonlu çayları içiyordu. Bak ben içebiliyorum diyordu. O değil. O değil, o değil. Problem Cahit var mı? E, şöyle söylemek lazım e, gelişinden de. E, yani aşı ile ilgili insanlar kuşkulu olabilirler. Bir toptan aşı karşıtlığı var, siz de söylediniz. O böyle düz dünyacılık gibi e, bir e, boş inanç diyebilirim. Onu ciddiye almıyor musunuz? E, ama e, ciddiye alıyorum ama mesnetsiz buluyorum. Ciddiye yani o, almıyorsunuz o, o zaman bilimsel bir olarak alıyorum. Tehlike olarak ciddiye alıyorum. Ha, tehlike olanı ciddiye almıyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok özür dilerim. Sözünüze devam edeceksiniz. Ben de bir araştırma geçenlerde yayınlamıştım. Sizin verdiğiniz rakamlara benzer rakamlar çıkıyordu. Aşı karşıtı yüzde yedi. Bana Şimdi çok gelmedi yani yüzde evet, yedi. Yani barajı da aşamıyorlar. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına bakarsanız aşı karşıtlığı bir aşı karşı e, kararsızlığı, tamam. Hayır, kararsızlığı ve aşır reddi diyorlar ona tamam, aşır reddi benim gördüm çok düşük tabii yani çok düşük tabii yani çok onu diyorum evet şimdi Marjinal oradan bir grup. kararsızlıktaysa hepimizin e, ortak görüşü bu kararsızlık için arkadaki soruları cevaplamamız gerekiyor bunlar haksız değil mesela e, bizi burada denek olarak mı kullanacaklar? Kobay olarak. Ee, i̇şte denek. yani hani birazcık daha hafifleterek söyledim. İşte niye diğerlerinin yaptığı aşı değil de bu ya da tersi İngiltere'deki arkadaşım söyledi ya yüz felci yapıyormuş ötekisi ya da genleri mi değiştirecek ya da yaşlılarda niye yok filan. Bunları tek tek cevaplamak lazım. Şimdi otorite hocam da söyledi. Benim güvendiğim şey Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bunun için gerekçelerim var. Çünkü şöyle bir şeyler de diyorlar. Ne gerek Türkiye var? İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir FDA gibi değerlendirme yapabilir mi? gibi bazı böyle elit bakışlı arkadaşlar var. Yani FDA şöyle değerlendiriyor. Bekleyelim FDA onay versin. FDA öyle FDA kılı kırk yarıyor. Bizimki yar yani Bizimki yapamaz mı diye bir şey var. Ben çok net olarak ben bizimkinin bunu yapabileceğine kanaatim var. Neden? Çünkü yüzlerce ilaç Onlarca aşı, aslında binlerce ilaç da yani her sene Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir sürü fabrikayı denetliyor. Yurt dışındaki birçok yeri denetleme yetkisi var. Bu tür araştırmaları hani bunu denetleyip tabii ki denetleyebilir, değerlendirebilir. Dışarı verip hocalarla birlikte çalışabilir. Sadece bilim kuruluyla kısıtlı kalmak gerekmiyor. Ben güvenirim diyorsunuz yani. Güvenmemin sebebi var. Körlemesine güvenmiyorum. Ben 20 senedir ne yaptıklarını biliyorum. Beni de denetliyorlar. Ben de çalışma yapıyorum. Yurt dışında denetlediklerini biliyorum. Türkiye'de bir sürü ciddi şey var. Yani bu sorunları soran dinli izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. İlaç almıyor musunuz? Yani ilaçla ilgili de tartışmalar var ya. Ben ilaççıyım. Hep aynı şeyi söylüyorum. Hayatımı ilaca verdim. Aşı ilaçtan daha değerlendirmesi kolay bir şeydir. Ve ilaçtan daha güvenlidir. Az önce anlatılan sebeplerden. Yani... Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da o kadar ilacı değerlendiriyor. Aşıyı rahatlıkla değerlendirebilir. O yüzden hocanın dediğine o getiriyor. zaman O zaman şöyle diyeceğiz. Yani güzel, çok çok teşekkür ederim. Güzel bir açıklama yaptınız. Ey Türk halkı, bizim bu kurumumuz her yıl birçok ilaca onay veriyor. Birçok aşıya onay veriyor. Buna da verecek. Bir deneyimi var, bir tecrübesi var. Ben diyorsunuz, o zaman biz de bekleyelim bu kurum onay versin öyle aşı yapacağız. Evet. Zaten, öyle, öyle yapacağız. Diyor. Bakan, hayır, da öyle diyor. Herkes, hayır, öyle herkes diyor, diyor. Aynı, aynı düşünüyoruz. E o zaman okey tamam. Hulki Cevizoğlu biz burada anlaştık abi. Ama 100 bin toplanan kanın cevabını almadık daha. Ay bilsem nereye gitti nereden bileyim. Bilemiyorum ki ah bilebilsem Hulki Bey. Ee, yani bu sıra dışı Hocam ve olağan gitti? dışı bir durumdu. Benim yani mesleğimin çok ilk zamanlarına denk geliyor. Henüz daha yeni bir yandalaştık. Yani şu anda böyle istemem. bir endişe ediyor. Ha, mahal. Ona ben ha, cevap yok. vereyim mi? Peki. Şu anda öyle bir şey yapamazsınız. Çünkü Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumu bu tür şeylere onay vermiyor. Yurt dışına bu tür örnek göndermek için bir sürü onay almanız lazım. Form doldurup kurumdan yani, geçirmeniz lazım vesaire vesaire. Yani onun cevabı o sizin dediğiniz gibi bir şey bugün yapılamaz. Hocam o zaman da ne Peki, kadar yapıldı onu da bilmiyorum. Orası önemli Yavuz Hoca. Nasıl? Yani ciddi bir kaygı var ki izinsiz olmuyor. O zaman izinsiz yapıldı. Bu kaygının kaygının ne olduğu sorumuza yanıt verir aslında. Yani kaygılar geçmişe dayanır. O kadar çok klinik araştırma ile ilgili kural var. Etik kurulu hep kızarlar. Biz bunu çekeriz. Biz de her zaman nazilleri göstermişizdir. Yani geçmişte çok kötü denemeler evet. yapıldığı için o yüzden bu kadar fazla düzenleme var demiştik. Her musibet bize bir şey öğretiyor. De evet. Peki Meli Hocam demek ki vaktiyle Oktar Babuna için toplanan kanlar hakkında çok büyük naziler gibi çok nazilerin yaptığı gibi bize de farklı uygulama yapılabilir. Çeşitli genetik ilaçlar, uygulamalar olabilir. Kuşkusuna kapılmamız çok doğal. Onu demek çok istemedim güzel bir ben ama yani e, bilgilendirme. <laughs> yani bu nazilerin yaptığı gibi bir şey değil ama etik ihlal, etik ihlaldir sonuçta. Yani Küçüğü büyüğü olmaz Peki. diyerek çevireyim Şimdi, ben. Melih Hocam, İlyas Hocam her ikinize de soracağım. Önce Peki. Melih Hoca bir aşı için benim anladığım kadarıyla sizleri dinledikten sonra çıkarttığım sonuç şu. İki şeye bakılıyor. Bir güvenlik, iki etkinlik. Hangisi önceliklidir Zat... bir aşıya? yaklaşırken bu güvenli diye mi bakılır, etkin diye mi bakılır? Zaten güvenliği faz bir faz 2 de güvenliği sorgulanıyor. Ha, faz 1, faz 2. Asıl orada o, güvenli. Bu güvenli demektir. Zaten faz 3'e geçemiyor, orayı geçemiyor. Pardon, faz 2'yi bitirdiği zaman bir aşı güvenlidir etiketini vurabilir miyiz onun üstüne? Hayır, Faz 3'e geçiyor. İnsanlarda daha yüksek sayıda insanlarda deneme safhasına. Hayır, Faz 1 ve Faz 2'yi geçen aşıya güvenli aşı diyebilir miyiz? Faz 3'e geçebilir diyebiliriz. Güvenli Faz 3'e geçebilir diyebiliriz. Faz 3'e geçebilmek için güvenli evet, diye. Güvenli. Evet, güvenlik paz... Faz 4'te bile bitmez Ahmet Hakan. Hayır, o yüzden yani, takip. Güvenliği yapayım. sorma diyorsun o zaman. Evet. evet. <laughs> Ama bir, bir şey hep atlıyoruz. Şimdi burada duruyoruz. Faz 3 e, bizim hep halkımızın asla takıldığı, bana da gelen mesajlardan takıldığı nokta şu. Hani o denek mi olacağız sorusunun cevabını aslında biz verdik ama biraz daha onu detaylandıralım. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir şey yap, yap, yapacak olsa zaten bu aşıyı faz 2 Çinlilerin yaptığı gibi faz aşamasında uygulardı zaten. Al koy, evet, evet, abi, evet. Sağlık evet. Bakanlığı'nın bu işe önce olması ve faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılmasını ve 24 merkezde yapılıyor bu Türkiye'de. Zaten bunu kendi ülkemizde de bu araştırma devam ediyor. Ancak zaman olmadığı için bizimki Ocak ayının ortalarında biteceği için ve çarşamba günü de muhtemelen çarşamba belki tekrar ertelenebilir ama çarşamba günü de Brezilya'nın sonuçları açıklanacağı için Sağlık Bakanlığı diyor ki acil kullanım bizdeki faz 3'ü beklemeden oraya bakarak verebilirim diyor. Peki. Ve bu da tüm dünyada şu anda aslında yapılan bir şey. Yapılan bir şey. Peki bir dakika. Ee, Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Brezilya'nın sonuçlarını bir dakika. Şu, o ne orayı unutmayın. Devam edeceksiniz ama bir ara soru. Brezilya'nın sonuçlarını e, hocamın sözünü ettiği bizim kurumumuz araştıracak mı? Türkiye tıbbi çok, aslında güzel Yağız Hoca çok güzel anlattı ama ben bir ek olarak şunu söyleyeyim. Tüm dünyada Birinci havacılık sektörü çok regüledir. İkincisi sağlık. Yani tüm dünyada. Ne zaten... demek regüle ne demek? Regüle ne demek? Kuralları çok çok katı, katı kurallar var, içinde var, yapılır. Üstün. Bir ilaç üretilirken mesela bütün aşam tüm dünyada aynı şekilde ilerler. Ve bu aşamaları geçmeden ilaç olamaz. Havacılık gibidir. Ama, tabii havacılık bizim ilaç sanayimiz de gerçekten çok güçlü. Şimdi biz e, gel gelişmemiş bir ülke değiliz ki bizde bilim belli bir seviyede ve altyapımız da var. Dolayısıyla bizim kurumlarımız bunu bakabilir, değerlendirebilir. Tabii ki tabii belki de dedi Yaz Hocam dediği gibi ek şey de isteyebilir. Yani, o zaman Brezilya sonuçlarını böyle, bizim kurumumuz alacak, inceleyecek tabii, tabii, ve tabii, acil değil. inceleyecek. Bunu belki söylüyor. de diyecek ki acil kullanım onayı da belki de vermeyecek. vermeyecek Şu anda böyle belki diyoruz ama yani. belki de diyecek ki kurum biraz daha bekleyeyim, bizimki çıksın diyebilir. Biz yeterli önce, bulmayacak o evet, bu sonuçları. Evet ama biz mevcut duruma bakarak Tahmin ediyoruz. Yani bu yangının büyüklüğü sebebiyle bir de ülkemizde şimdi 20 bin lira düştü ama biliyorsunuz geçen hafta hep 30 binli sayılardaydık ve her gün 250 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bilinen 250. Belki de arada tanık olamayanlar da var. Ciddi bir rakam bu. Peki Melih Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz yangın dedikçe şöyle bir sonuç çık çıkartabilir insanlar. Şimdi Onur da az önce kulağıma söyledi. Yani yangın dediğinizde... Ya yangın var sağına soluna bakmayalım Hayır. verelim. Eğer öyle olsaydı biz bunu Eylül-Ekim ayında yapardık Türkiye olarak öyle değil mi? Çin gibi Çin'in paz ile uyguladığı vatandaşlarını biz de uygulardık. Ama bizim Sağlık Bakanlığımız öyle yapmadı. Ne yaptı? Kuralına göre ilerliyor. Sonuçta eleştirdiler hadi gelecek ya, geldi demiştiniz gelmedi. Hani yok böyle bir şey ya. Bekleyin. Ya yani sonuçta üreten ayrı, tedarik zinciri ayrı, tedarik koşulları ayrı. Artı sonuçta pazıçı daha çıkmadı. O da bu hafta çıkıyor zaten. Ya bir ayı Dolayısıyla mı? burada bir denek olma durumu yok. Yok, evet. Dolayısıyla çok, halkımız çok müşteri olsunlar. İlyas Hocaya döneceğim şey, ama. Şey, şu şu. Aa, şey yani diyorsunuz ki siz müsterih olun, Kobay olma, denek olma öyle bir durum söz konusu değil. Faz 3 çalışması yapılacak. O sonuçlar gözden geçirilecek. Türkiye'nin sağlık kurumlarına güvenin. Evet. Tam karşılığı bu. Ayrıca aşıda faz 2'de de etkinlikle ilgili bilgi alınıyor. Aşının farkı bu. Yani ilaçta da faz 2'de biraz etkinlikle ilgili bilgi adı alınır ama hocanın dediği gibi faz 2'de de bağışıklık ölçütlerine baktığınız için aslında faz 2'de de etkiyle ilgili bayağı bir bilgi alıyorsunuz. <laughs> ha o da yani, önemli bir şey. Yani. Tabii, evet. Tabii. Evet. Peki İlyas şeyi... hocam. Çok özür dilerim. Ee, şimdi güvenlik ve etkinlik eee Diyelim ki aşı güvenli ama etkin değil. Ee, bir işe yaramaz o zaman değil mi? %50'nin altında yetkili ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün ifadesi bu, yani yüzde %30 etkinliği var, yüzde %20 etkinliği var. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. değmez. Ha. Sadece maske, mesafe ve temizliğin %90 civarında koruyuculuğu olabiliyor. Peki insanlarımız şunu der mi? Ben aşı yaptırmak istemiyorum ama maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğim. Usulüne uygun olursa ve tüm insanlar maske takarsa e bu koruyuculuk oranı söz konusu. Nereye ne zamana kadar? Ne, ne zamana kadar ve nasıl? O da mümkün değil. O da, değil. Olmaz. Yani o aşı, da mümkün Yani aşiye ihtiyacımız aşıya var. Aşıya her halükarda ihtiyacımız var. Toplum açısından salgının durdurulması açısından Hayır, şu da Şu açıdan da var hocam. Yani şu anda restoranlar, kafeler kapalı, dükkanlar doğru dürüst iş yapamıyor. Ekonominin dönmesi lazım. Ee, ...sürekli kısıtlamalarla nasıl götüreceğiz? Turizm, turizm, turizm sektörü bir, önemli. Tabii, yani Fabrikalar çalışmıyor. İnsanlar tabii. isyan ediyorlar yani haklı olarak isyan ediyorlar günü birlik. E, o lokantalarda, restoranlarda, kafelerde, dükkanlarda çalışan emekçi arkadaşlarımız var. Onlar para kazanmaları lazım. Çoğu yani böyle bir sorun var. Dolayısıyla hani maske, mesafe, temizlikle olacak iş gibi Değil. görünmüyor bu yani. Ama şu bir gerçek... Aşı olsak bile maske mesafe temizlik yine tamam. olacak. O ne zaman çıkacak? Ama ben çıkacak? aşıyı olmayacağım. Maske mesafe temizliğe dikkat edeceğim. Bireyin tek başına yapabileceği bir iş değil. Tüm toplumun buna uyması evet. lazım. Peki. Uymayacağına göre aşı gerekli.